Türkiye'nin gündeminde ucuz et konusu var diyorsunuz. Kaçakçılığın buna yönelik fazla girişimleri oldu mu? Arttı mı? Yani bununla ilgili şu anda artan bir elimizde veri yok ama geçmişte et kaçakçılığıyla ilgili birçok yakalamalarımız mevcut. İşte bunlar çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına da etleri sararak sınır kapılarından geçirmeye çalışan kaçakçılar vardı ama şu anda et fiyatları düştüğünden herhalde biraz daha kaçakçılık azalır diye düşünüyorum. Tam tersi. Bir şeyin fiyatı yükselirse yurt dışına göre içeride kaçakçılık daha artar. Düşerse adam onun riski göze almaz. Onun için. Evet. Sayın Bakanım, Bulgaristan'da X-ray antlaşması paylaşımı yapıyoruz. Diğer ülkelerle de olacak mı? Bu konuda Gürcistan'la veri değişimi noktasında çalışmalarımız çok önceden bitti ve veri değişimi yapıyoruz. İran'la ilgili veri değişimi yapalım diye görüşmelerimiz devam ediyor ve kısıtlı veri değişimlerini yapıyoruz. Amacımız orada da tam teşekküllü bir veri değişimini sağlayabilmek. Bulgaristan'la test aşamasındayız. Yunanistan'la da veri değişimi yapmak istiyoruz. Tabii kaçakçılar her gün farklı yöntemler geliştiriyorlar ve bizler de gümrük idareler olarak sınır kapılarımızda hem teknoloji anlamında yeni teknolojilerden faydalanarak bu kaçakçılığı önlemeye çalışıyoruz. Bir yandan da özellikle personellerimizin eğitimiyle, bilinçlenmesiyle yeni kaçakçılık yöntemlerine karşı da daha duyarlı hale getiriyoruz. Yine dedektör köpeklerimizdeki sadece bu mühimmat dedektör köpekleri değil, patlayıcı dedektör köpekleri değil, çay, tütün dedektör köpeklerinden tutun da narkotik uyuşturucuya kadar yetiştirdiğimiz köpeklerimizden de istifade ederek son teknolojiyi kullanıyoruz. Ve bu son teknoloji esasında dünya gümrüklerinde ileri ülkelerde uygulanan çalışmaların aynısı ve daha fazlası Türkiye'de yakalanmış vaziyette. Arkadaşlarımız yeni teknolojileri de takip ediyorlar ve bunların Türk gümrüklerinde uygulanması noktasında da yeni çalışmaları var. Ama dediğim gibi bizim bu çalışmalar karşısında kaçakçılar ve kötü niyetli insanlar da ülkeye haksız kazanç elde etme adına, haksız rekabeti ortaya koyma adına yeni yöntemlerle girmeye çalışıyorlar ve bizler de bunları yakalıyoruz. Evet. Onu bildiğiniz gibi ikinci elle ilgili otomobille ilgili düzenlememiz Başbakanlık'ta zannedersem çok yakında hayata geçer. Orada bir iki ufak tereddüt vardı. Onları da düzelttik. Şimdi yayınlanmasını bekliyoruz. Yani bunun içinde bildiğiniz gibi oradaki ikinci el ticaretteki komisyonlardan tutun da satılacak mekanların niteliklerine kadar, ikinci eldeki garanti sürelerine kadar, bu işi yapacaklarının mesleki niteliklerinin belirlenmesine kadar geniş bir çerçevede ikinci el otomotiv ticaretini düzenleyen bir yapı var orada. Ticaretle mi? İkinci elle konut satışı ile ilgili çalışmalarımız kamuoyu görüşünde ilgili sektörlerle, emlakçılarla, odalarıyla, müteahhit gruplarıyla çalışmalarımız paylaşıyoruz. Onlardan gelen görüşleri de dikkate alarak ikinci el otomotiv yönetmeliği yayınlandığında Başbakanlığa ikinci el konut şeyini de yönetmenliğini de göndereceğiz. Sayın Bakanım. Biliyorsunuz ekonomi dinamik bir yapıya sahip ve gelişen ve değişen ekonomik koşullarda yeni tüketici kavramları ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi noktasında yeni çalışmaların ortaya konması gerekir. Örneğin e-ticaret gibi, sosyal medyada reklamlar gibi ve sosyal medyada tüketicilerin aldatılması gibi, sosyal medyanın bir ekonominin unsuru olarak kullanılarak tüketicilerin aldatılması, doğru bilgilendirilmemesi noktasında tüketici nasıl korunabilir? Özellikle çocuklarımızın dijital çağa uygun olarak
nasıl koruyabiliriz ve haksız rekabetten ve haksız bilgilendirmeden, reklamlardan çocuklarımızın nasıl korunma gerektiği noktasında buralarda uluslararası düzeyde bir çalışma yapılacak. Yaklaşık 81 katılımcı ve 35 ülkeden katılımcı var. 4 de uluslararası kurum burada ve bunların ortaya koyacakları çalışma uluslararası anlamda da ortak tüketici bilinci oluşması noktasında önemli işlevler görecek. Biz istiyoruz ki özellikle küresel ekonominin yaygınlaştığı, bugün çok uluslu şirketlerin birden fazla ülkede aynı malı pazarladıklarını ve tüketiciye ulaştıklarını da hesap ettiğimizde ortak tüketici bilincinin oluşması noktasındaki bu çalışmalar değerli ve önemlidir. Özellikle Avrupa ülkelerinin göçmenlere karşı uyguladığı politikaların ve o politikaların karşısında Türkiye'nin uyguladığı politikaların farklılığını da burada anlatarak özellikle ülkemizde örneğin bizler sadece kamplarda onları misafir etmiyoruz. Sokaklarda da misafir ediyoruz ve onların tüketici olarak, bir tüketici olarak da aynı zamanda görülmesi lazım. Biz sadece önler, kamu otoriteleri tarafından belirlenen paketleri önlerine koymuyoruz. Ürünleri önlerine koymuyoruz. Biliyorsunuz onlara kart veriyoruz. O kartlarla marketlerden alışveriş yapabiliyorlar. Dolayısıyla bunları da uluslararası paydaşlarla bugün paylaşmış olduk. Teşekkür ederiz. Ben Örkal Sera dedim. Evet, seraları sormadınız. Evet.